Merhabalar, ben profesyonel hekim Muhammed Keliç. Normal damardan kan vermeyle hacamat yapmaktaki farkı şöyle. Normal damardaki kanda kan aldığımızda genel olarak dolaşımdaki kanın belli bir miktarını indirerek o şekilde fiziksel olarak, fizyolojik olarak tansiyonu indiriyor. Bir de insan bayağı bir rahatlatılmasını sağlar. Hacamatlı ise hacamatta bu refleksoloji noktaları yapılmasından dolayı iki önemli bir etkisi var. Birincisi cilt seviyesinde birikmiş toksin kanlarda atmasını sağlar. İkincisi bu noktalar kesim noktalardaki refleksoloji noktalara uyararak o şekilde iç organların oradaki oluşan bir herhangi bir kireç olsun, spazm olsun onları ortadan kaldırması sağlar. Dolayısıyla hacamat yapılarken biz bir hekim olarak bunun farkındayız. Bu sadece vücuttaki kirli kanda almaktan ziyade aynı anda ruhsal boyuttaki insandaki birikmiş, bilinç altındaki birikmiş tüm streslerini atmasını sağlar. Normal damardan kan aldığınızda bu streslerini atmasını hiçbir şekilde sağlamaz. Hacamatta genelde biz kesimi yaparken bir belli bir miktarda hafif bir hissetmesi olacak. Can yakacak kadar ağrıyor. 2 yaşta çocuklara bile yapıyoruz. Bir sorun sıkıntı yok. Hacamatta Sağlık Bakanı onaylı sertifikası olan bir hekim yapsa bir yan etkisi, komplikasyonları olmuyor. Ama bunu eğer de eğitimini almamış, aynı anda merdiven altında çalışmış şekilde hacamat uyguladığında genelde hacamatta ilk seansta kafaya yapılmıyor. Ama bunu kafaya yapıp yüz faç inme, tansiyon düşük şeyleri, kalp krizi, komplikasyonları olma ihtimali var. İlla olacak demiyoruz ama bu şekilde yapıp çok insanlarda böyle olumsuz yan etki olabilir. Baş dönme, genel halsizlik, yüz faizi geçirmiş vakalar var. Hacamat yapmaktan önce dikkat edilmesi gereken şeyler şöyle. Hacamattan başlamadan önce 12 saat ya da bir gün önce hayvansal gıdalar yememesi gerek. Peynir, yoğurt, süt ürünleri, ondan sonra yumurta, beyaz et, kırmızı et, balık vesaire bunları da yememeniz gerek. Ve hacamat bittikten sonra da 12 saate kadar bu hayvansal gıdalar yemeyip sadece yerine yeşillik bakliyat yiyebilir. İlk kesim yapıldıktan sonra o yaralarda ilk 6 saatte hiçbir şekilde su temasında bulunmaması gerek. Eğer de bu şekilde bu sağlanabilse o anda hiçbir şekilde iz bırakmaz. Bir de hiçbir şekilde orada bir mikrop kapma riski de olmaz. Ayrıca biz bunu 6 saat değil de biz bunu 12 saat hatta bir güne kadar biz hacamat kesim yerlerinin garantiyle yani hiçbir yan etkisi olmasın diye biz oraları kesim yaptıktan sonra temizlikten sonra bant yapıştırıyoruz ve bantı ancak 12 saat geçtikten sonra aldırmasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde yapınca hiçbir iz bırakmadan tamam iyileşiyor. Hiçbir komplikasyon ya da mikrop kapma riski olmadan hasta konforlu şekilde iyileşiyor bu şeyler. Fizyolojik olarak iyileşme hızı insana göre değiştikten dolayı biz genelde bunu bir ay içinde tamamıyla izler yok olacağını söylüyoruz. Hacamatta yaş sınırı teoretik olarak biz doğuştan 1-2 seneye kadar yapmamaya çalışıyoruz. 2 yaşa giren çocuktan itibaren 90-100 yaşa kadar rahat rahat hacamat yapılır. Hacamatta şimdi belli günleri var o günler ama bunlar tıbbi değil dini hacamat kurallarına giriyor. Tıbbi hacamatta öyle bir özel günler yok. İstediği günü yaptırabilirsiniz. Bu hacamat konusunda Fransa'da Müslüman doktorların büyük bir araştırması olmuş. Büyük incelemeler yaptığında şunu anlamışlar. Hacamat tedavi amaçta arka arkasıyla 4-6 seansa kadar hacamat yapılır. Haftada bir kere ya da haftada iki kere. Bu şekilde 6 hafta ya da 4 hafta içinde arka arkayla hacamat yapılır. Ayrıca bunu yapmak için illahi kan değerindeki hemoglobin ve feritin değerine bakması gerek. Eğer hemoglobin feritin değeri normal seviyede ya da yüksek seviyede olsa bu rahatlıkla yapılır. Eğer normal seviyeden aşağıda oldu mu bu şekilde yapılmaz. Aynı bölgeye tekrar yapması için en azı 3 ay geçmesi gerek. Ama atıyorum kahil bölgesine biz kupa koyduğumuzda eğer de 1 aydan sonra tekrar kupa koymak ihtiyacı duysa biz o kupaların yanındaki bölgelere, kesim atılmamış bölgelere kupa koyabiliriz. O şekilde yapılır. Genelde hacamat yapılmaması için tavsiye edilmesi iki durum var. Birisi yüksek ateş ve ikincisi şiddetli ağrı durumlarda yapılmaz. Doktorlar yanlış hacamat yapmaz. 2 yaşındaki çocuklara. Dolayısıyla eğer 2 yaşta çocukka hiçbir yerde kan alınmamış olsa ona kesinlikle biz hacamat yapmıyoruz. Biz yaş grubuna önem veriyoruz. Cinsine önem veriyoruz. Hastalık durumuna önem veriyoruz. Onun aç karnına yapılma, tok karnına gelme, aç karnına gelme. Hepsine biz onu dikkatle bakmamız gerek. Onu baktıktan sonra ancak ondan sonra bu şekilde hacamat yapılır. Hacamat genelde
de yapılması nedeni sadece hastalık değil, bir tedbir amaçlı, bir sağlık amaçlı da hazımat yapılır. Bu hazımatta genelde isterseniz 3 ayda bir yaptırıp senede 4 kere yapabilirsiniz. İsterseniz 6 ayda bir kere de senede 2 kere ya da senede bir kere de yaptırabilirsiniz. Bunun hiçbir zararı yok. Olay şu ki kahil bölgesi, yani sırttaki iki kırık kemik arasındaki bölge, Arapçada kahil diyor. Anlamı bilinç, yani ruh kapısı diyor. Ama biz sağlık sektöründe bir hekim olduğumuz için biz ruh kapısı demiyoruz. Biz onu bilinçaltı kapısı diyoruz. Ve bu bilinçaltı kapısında en büyük kirli kan birikiyor. Olumsuz duygular da orada birikiyor. Kahil bölgesinde yapılan hazamat insanın ruhsal manevi boyutuna etki göstererek sadece panik atak değil, aynı anda depresyon, aynı anda baş ağrı, migren, yani psikosomatik hastalıklar. Bunların hepsinin iyileştirilmesini sağlayan müthiş bir yöntemdir. Şimdi Türkiye kanununa göre, mevduatına göre tıp diploması olmayan herhangi bir sağlıkçı bu hazamat yapamaz. Kanuna göre sadece doktorlar yapar ve bu doktorların Sağlık Bakanı onaylı hazamat sertifikası olması gerek. Dolayısıyla hazamat yaparken sizlere tavsiyem sadece doktor değil, aynı anda o doktorun uygulama sertifikası olması gerek. Eğer doktor olup ama hazamat sertifikası olmasa bu da kanuna göre aykırı. Olay şu ki nörohumoral sisteme uyar yapıyor. Bunun sayesinde kan oluşturucu sistem değil, aynı anda bağışıklık sistem, sınırım sistem, tüm vücuttaki sistemlerin hepsini güncelleştiriyor. Bunun sayesinde çok hastalarımız bize anlatmamış şikayetleri bile ortada kalkıyor. Hazamat yapıp MR'da fıtık olup ve sürekli hazamat yaptıktan sonra bir seneden sonra MR çektiğinde fıtığın tamamını iyileştiğini bizzat kendim gördüm. Hazamat sırt bölgesi yapılınca reset tuşu olduğundan dolayı bu tüm vücut sistemi güncelleştirdiği için sinüzit olsun, migren olsun ya da başka kulak ağrı, duyma ya da görmede bir sorunlar yaşayıp ani görme, ani duyma kaybı yaşayan insanlara müthiş şekilde faydası var. Hazamat yapılarken bunun faydası ne zaman göreceğim derseniz şöyle, insana göre değişiyor. Bir fiziksel bir ağrılar olsa hemen belirtiyor. Eğer de bir şekilde bu hem fiziksel hem stres, bunlar insana göre değişiyor. Yani bireysel bir tepkisi var, hemen hissetirsiniz diyorum.